Hilal Aslan Diyarbakır'a gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabi on binlerce kişiye hitap etmişti ve ardından tabi iftar saati öncesi de solmaz nineyi ziyaret etmişti. Elini öpmüştü ve hayır duasını almıştı. Tabi aslında biz sözü fazla uzatmıyoruz. Solmaz nine şu an yanımızda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu da solmaz nineye soracağız. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk yavrum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 17 Mart'ta bir görüşmen oldu. Evet. Ondan sonra tekrar geldi ve tekrar görüştüm. Bize o anı biraz anlatır mısın teyze? Yani evvelsi günü. Yani öncesini de. Öncesini işte ben evdeydim. Yani gitmeye cesaret edemedim. Sonra kız kardeşim İzmir'den aradı beni. Dedi kalk git. Kalktım gittim ofiste valla beni aldılar. Sarı taksiler götürdüler oraya kadar. Orada da valla baktım yani çok sıkıştım. Çıktım işlerinden. Benim işim değil dedim bu. Gittim arada bir tarla var. Orada bir sandalye verdiler. Oturdum. Biraz oturdum, baktım hazır sesi geliyor, konuşuyor. Dedim, yavaş kalktım, ilerledim. Bir taraf millet, bir tarafta da polisler. Şöyle bir koridor gibi yerdi. Biraz yaklaştım, polis dedi, anneciğim giremezsin, yasaktır. Dedim, yavrum ne var hemen? Bir dakika göreyim, çıkacağım dedim. Ben zaten dedim, duramam, ayaklarım ağır. Ondan sonra dedi, neyse, gel geç biraz burada dur. Benim vurdum bayanlara taraf. Durdum böyle. Biraz durdum. Ondan sonra elimi kaldım şöyle. İki elimden biraz selam verdim. O arada beni gördü. Gördü başını egince dedi o nineyi alın. Nineyi alın arkaya. Nineyi alın arkaya. Annemi dedi. Nineyi dedi bilmiyorum da. Alın dedi arka tarafa. Beni aldılar. O otobüsün merdivenlerinin önünde bekledim. Bekledim. Yukarıdan indi. Otobüsün içinde orada durmuştu. Polislere dedi, annemi çıkarın yukarıya. Beni çıkardılar, gittik içeride güzel kanepeler, oturduk. Böyle sarıldı bana. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Elimi öptü, ben onun başını öptüm. Birkaç kere böyle anlat dedi. Çocuklarım hep bir sordu. Anlattım. Sana bakıyorlar, dedim oğlum, herkes kendi çoluk çocuğumla. Orada tabii sözleşti. Bir dahaki gelişte seni ziyaret edeceğim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu son gelişinde burada sizi mi ziyaret etti? Bu son gelişiyle ilgili nasıl geçti aranızda diyalogla? Ondan bahseder misiniz? Onun diyalogunu işte geldi şeye, valiliğe. Beni de arabanın içinde tabii. Vali beni sürdü, odaya kadar götürdü. Bu kızım yanımdaydı. Onu almıyorlardılar valla içeri. Neyse o da geldi. Ondan sonra gittik. Oturdum tam böyle dizinin önünde, iki elimi tuttu. Dedi dizlerim, dedim dizlerim çok ağrıyor. Doktor ismi de verdi. Ne yapıyorsun dedi, evin anlattım işte. Dedim sen beni valiye teslim ettin. Vali de beni kayyuma. Orada kendisine dua ettiniz, Kur'an-ı Kerim'i okudunuz, üflediniz, neler söyledi? Ben ilkin nazar duası okudum. Ne dua, hangi duayı okudun Sayın Erdoğan için? Ve okudum, Kulavuzu'yu okudum, Kulavuzu'yu bile bin nasıl okudum, Ayet-i Kürsi'yi okudum. Sonra bunları bağışladıktan sonra dedi bana biraz Kur'an oku. Ondan sonra da Tebareke Suresi okudum. Onu da okudum, az kalmıştı bitireyim. Dedi tamam yoruldu. Ondan sonra onu da üfledim yüzüne. Ondan sonra o da benim iki elimi tuttu. Ondan sonra eğildi elimi öpmeye. Yani ben şey dedim yok, illa dedi öpeceğim. Ondan sonra ben gene elimi sürdüm başına, kollarına. Ondan sonra gene okudum, üfledim, okudum, üfledim. Ondan sonra tamam dediler, artık vakit doldu. Teyze şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsun önümüzde bir seçim var. Evet. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a hem ülke dışında hem yabancı devletler hem de Türkiye içerisinde saldıranlar var. Yalan dolan haberlerle her konuda. Neler düşünüyorsunuz onunla ilgili? Vallahi ben onlardan ne düşüneyim? Cenab-ı Allah'a havale edeyim onları. Allah onları ıslah etsin, karışmasın bizim Cumhurbaşkanımıza. Allah bizi de ondan ayırmasın, başımızdan eksik etmesin. Böyle ben bugün kızına da dedim, o benim büyük oğlum oldu artık. O büyük oğlum, diğerleri de küçük oğullarımdır dedim. Çok seviyorum onu. Allah'a emanet olsun. Çok mütevazi benden konuştu ama biraz yorgundu sanki bana öyle geldi. Öyle yaslanmıştı. Ondan sonra kalktı oturdu. Dedim, sen konuşurken ben çok üzülüyorum dedi. Niye? Yoruluyorsun dedim. Çok yoruluyorsun dedim, ben üzülüyorum. Bir de dedim ki bir şeyde oturunca bir cemaatin içinde. Seni konuşunca ben çok sinirleniyorum. Çok üzülüyorum. O da bana elini vurdu omuzuma dedi, bizi kıskanıyorlar. Çok dedim yani
Bilmiyorum, çok seviyorum onu. Yani. Peki şimdi dedim ya 24 Haziran'da bir seçim var, Cumhur İttifakı var. Bu konuda halen dua etmeye devam ediyor musunuz? İyi, tabii. Yasinler vaat etmişim. Kadir Gecesi hep okunacak, bağışlanacak hatimler. Çok dua ediyorum ona. He vallahi oğlum. Çok dua ediyorum ama burada çıktığı gibi Adıyam Allah'adır çıktı. Rabbi diyem senin belin, Allah-u Teala senin belinde olacak. İnşallah sen bizim başımızda kal, biz başka bir şey istemiyoruz. He vallahi. Allah'a emanet olsun. Özü de, çocukları da, hanımı da, hepsini de, Emine Hanım'ı da sordum. Dedim nasıl Emine Hanım? Dedi o çocuklarıyla takılıyor. Dedi eline de çocuklarıyla takılıyor. Dedi gideceğim akşam Ankara'ya, orada görüşeceğim beraber. Ankara. Yani hani bir dahaki Diyarbakır'a gelişinde tekrar sizi görürüm şeklinde bir diyalogda geçti mi? Bir şey söylemedi. Ondan bir şey söylemedi. Ama vali bana söz vermiş, dedi ne zaman taşındırsa, yerleşirse sana geleceğim. Dedim gelin başım üstüne. He bugün dedim belki inşallah yine Diyarbakır'a gelir, o zaman ben çağırırım evimde. Evime davet ederim onu. He vallahi. Ev verdi bana. Allah ondan razı olsun. Sormazsayız. Biz de ellerinizden öpüyoruz sizi. Allah yardımcınız olsun. Cenab-ı Allah size dua edersiniz. Yardım. Çok teşekkür ederiz. Hepsine dua. Zünnedim o valilikte. Hepsine dua ettim. Allah Ümmeti Muhammed'e size de yavrum. Yoruldunuz buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun teyze. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun yavrum. Evet.